Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde bulunan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Yılan Adası'nda Rus ordusuna ağır darbeler vurmasının ardından Rusya alelacele TB2 vurduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Pantsir S-1 hava savunma sisteminin 18 kilometre mesafeden Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı düşürülmesine ait görüntüler yayınladı. Görüntüde Pantsir tarafından bir hedefin vurulduğu yer alırken, daha sonra vurulmuş bir TB2 enkazının görüntülerine yer verildi. Ancak Rusya'nın düşürdüğünü iddia ettiği TB2 enkazı daha önce düşürülmüş bir TB2 olduğu ortaya çıktı. Rusların başka bir bölgede vurulmuş TB2 silahlı insansız hava aracı enkazını başka bir bölgeye getirerek yeni vurulmuş gibi gösterdi. Rusya daha önce de aynı taktiği birkaç kez uygulamıştı. TB2 silahlı insansız hava aracının son birkaç günde Ruslara ağır darbe vurması sonrası Ruslar ne yapacaklarını bilemezken, Türkiye'nin Ukraynalı operatörlere eğitim verdiklerini iddia etmeye başladılar. Rus kaynakları, Ukraynalı insansız hava aracı operatörlerinin, Ukrayna topraklarında bir şehirde Türk operatörler tarafından eğitim aldığını iddia etti. Diğer yandan Rus paralı askerleri ise Ukrayna ordusu karşısında yetersiz ve çaresiz kaldıklarını itiraf etti. Rus paralı askerleri, 800 bin askere ihtiyaçları olduklarını açıkladı. Rus paralı askerleri, Rus kanalına yaptıkları açıklamada, ya seferberlik olacak ya da savaşı kaybedeceğiz. Ukrayna'yı yenmek için 600 ila 800 bin arası askere ihtiyacımız var dedi. Diğer yandan Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı düzenlediği, Rus hava savunma birimlerinin aktif olduğu kaydedildi. Ukrayna ordusu ayrıca, İzyum bölgesinde bir grup Rus askerini esir aldı. Öte yandan Rusya'nın işgali altındaki Kırım'daki sözde lider Sergey Aksenov, Kırım'a komşu Herson ve Zaporozhye bölgelerinde yaşayan sakinlerin güvenliğinin sonsuza dek sağlandığını söyledi. Aksenov, "Devlet başkanımızın insanlardan desteğini çekmeyeceğini kesinlikle biliyorum. Eğer bir karar alındıysa, bu bölgeler sonsuza dek özgürleştirilmiştir. Ne gibi idari kararlar alınacağı, tüm bunların nasıl uygulanacağı devlet başkanının yetkisinde. Fakat özgürleştirilen bölgelerdeki sakinlerin güvenliği sonsuza dek sağlandı." ifadelerini kullandı. Kırım'da Ukrayna yönetimi tarafından oluşturulan su ablukasının sona erdirildiğini de anımsatan Akseno, bu durumun Kırım'ın tarım sektörünü 2014 yılındaki üretim hacimlerine geri döndüreceğini kaydetti. Sözde Luhanskı Halk Cumhuriyeti'nin sözde Moskova Büyükelçisi Rodion Mioşnik, Popasnaya kentinin idari binasında kontrolü ele geçirdiğini belirtti. Miroşnik, Popasnaya kentinin idari binası, artık sözde Luhanskı Halk Cumhuriyeti Halk Milisi ve müttefik güçlerin kontrolünde. Kentte iki ayı aşkın süredir sert çatışmalar yaşanıyor. Popasnaya kenti en büyük müstahkem mevkiye dönüştürülmüştü ancak düşman buradan metre metre çıkarılıyor, dedi. Ukrayna medyası ise bölgede büyük çatışmaların yaşandığını, kentin hala Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğunu bildirdi. Haberde, Luhansk bölgesinde Rus birliklerinin Popasna, Severodonetsk ve Voivodalık yönüne girmeye çalıştığı, Rus paralı askerler ve çok sayıda askeri teçhizatın çatışmalarda yer aldığı belirtildi. Luhansk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Serhi Hayday, durum çok zor ama kontrol altında. Düşman, Popasna, Severodonesk ve Voyevodovka yönünde bir atılım yapmak için en büyük çabayı gösteriyor. En çok ekipmanı ve insanı attıkları yer orası dedi. Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Ukrayna ordusunun yardım ve takviye beklediğini belirterek, umarım her şey yoluna girer, dedi. Kadyovcuların Luhansk bölgesinde savaşmadığını, sadece yağma yaptığını ifade eden Hayday, önümüzdeki birkaç gün zor olacak, çünkü Ruslar 9 Mayıs'ta Putpera rapor vermek için bir şeyler yapmaya çalışacaklar, bu yüzden sizi dikkatli olmaya, saklanmaya, sokakta kalma sürenizi sınırlamaya çağırıyorum, dedi. Diğer yandan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Slovakya'ya 400 bini aşkın kişinin giriş yaptığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Zuzana Eliasova yaptığı açıklamada Ukrayna'dan Slovakya'ya son 24 saatte 3385 kişinin geldiği söyledi. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar Ukrayna'dan Slovakya'ya 400.783 kişinin giriş yaptığını aktaran Eliasova, toplam 74.279 kişinin geçici iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, eğitim ve tatbikatların artırılmasının emrini verdi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov liderliğinde hizmet toplantısı düzenlendi. Savunma Bakanlığına göre, toplantıya bakan yardımcıları, silahlı kuvvetler şubelerinin komutanları, bakanlığın ana daire başkanları, daire ve hizmetleri ile askeri birliklerin komutanları katıldı. Toplantıda Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki ve Karabağ ekonomik bölgesindeki operasyonel durumun ayrıntılı bir analizi yapıldı. Birimlerin maddi, teknik, mühendislik ve diğer muharebe desteklerini güçlendirmek, hizmet muharebe faaliyetlerini geliştirmek ve personelin uyanıklığını artırmak için özel talimatlar verildi. Hasanov, savaş eğitimi faaliyetlerinin, tatbikatların ve eğitimin yoğunluğundaki artışla bağlantılı olarak silahlı kuvvetlerin şubelerinin komutanlarına talimatlar verdi. Hasanov ayrıca savaş pozisyonlarını ve siperlerini güçlendirmek ve tedarik yollarını sürekli çalışma durumunda tutmak için ilgili talimatları verdi. Diğer yandan Aselsan, Türkiye'nin hava savunmasında görev alacak ilk hava savunma komuta kontrol sistemini Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında 2017'de imzalanan 35 mm hava savunma sistemi modernizasyonu ve parçacıklı mühimmat tedariki projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen batarya komuta kontrol harekat merkezlerinin kabul test faaliyetleri, ana jetüs komutanlıklarında gerçekleştirildi. Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezleri, sabit tesis ve kritik unsurların hava savunma komuta kontrol faaliyetlerini icra etmek üzere geliştirilen, NATO standartları ile uyumlu görev yapan, ASELSAN'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettiği ilk hava savunma komuta kontrol sistemi olma özelliği taşıyor. ASELSAN, 4 farklı jet üstündeki uçak savar harekat merkezlerine Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezleri kurulum ve test faaliyetlerinin ardından teslimatları tamamladı. Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezleri teslimatları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan kaideye Monteli Stinger zıpkın silah sistemlerinin modifikasyon faaliyetlerine de başlandı. Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezleri, Hisar-O Hava Savunma Sistemi ile de entegre çalışabilecek altyapıya sahip bulunuyor. Batarya komuta kontrol harekat merkezleri, hava üstlerinin hava savunma komuta kontrol ihtiyacını karşılayan, ateş idare cihazı takımlarını ve kaideye monteli Stinger zıpkın silah sistemlerini tek elden sevk ve idare edebilen, üst komuta kontrol unsurları ile taktik veri bağı üzerinden veri iletişimi yapabilen hava savunma komuta kontrol unsuru olarak görev yapıyor. Bu merkezler sayesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilmiş olan tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması, otomatik teşhis algoritması, etkin radar silah yerleşim planlama algoritması gibi özgün karar destek algoritmaları sayesinde durumsal farkındalık ve karar destek işlevini etkin bir şekilde yerine getirecek.